Merhabalar. Meselenin özüne hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümümüz. Bu bölümde aslında birinci bölümümüzün devamı niteliğinde bir podcast yapacağız. Birinci bölümümüzde klasik anlatı biçimleri ve sinemaya dair konuşmuştuk. Bu bağlamda biraz işte filmlerden bahsetmiştik. Hal böyle olunca bazı film önerilerimizden sonra dinleyicilerimizden daha çok film önersenize, işte bize bilim kurgu önersenize gibi söylemler işittik. Bu bağlamda aslında onların isteğini de kırmayarak ikinci bölümümüzü 10 filmlik listeler yapmakla ve bilim kurguyla ilgili olmasını istedik. Bu bağlamda yapacağız. Konuğumuz yine ilk bölümde olduğu gibi Çağatay. Dostum nasılsın? İyiyim dostum, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Bugün ikimiz de aslında birbirimizin listelerinden haberdar değiliz. Yani yayın esnasında öğreneceğiz biz de. Daha eğlenceli olur diye düşündük bu şekilde. Bu şablonda bir podcast olacak. İlk bölümümüzü fantastik türüyle bilim kurgu türü arasındaki fark neymiş aslında onu anlamaya çalışarak geçireceğiz. Birçok insan bunu karıştırıyor ve bazı anlamak için tiyolar var. Size onlardan bahsedeceğim. Nasıl anlayabilirsiniz bir filmin fantastik ya da bilim kurgu olduğunu? Biraz bununla ilgili konuşacağız. Yani biliyorsunuz ki podcastimizin ilk kısmında biraz eğitici, biraz insanlara bir şey katabildiğimiz bölüm olarak ayırıyoruz. İkinci bölümde de daha çok sohbet ve anlattıklarımız üzerine konuşmakla geçiriyoruz. Dostum hazır mısın? Hazırım dostum, başlayabiliriz. Evet, bilim kurgu sineması neden ortaya çıkmış olabilir? Çünkü insan en çok bilinmezlikten korkar ve dolayısıyla bilinmezi düşünmeye çok meyilli bir varlıktır. Böyle düşündüğümüz zaman aslında uzaylılar veya teknoloji bunlar hep bizim için bilinmezlik çünkü hayatımıza yenilikler getirebilme olanağı olan kavramlar, teknolojiler işte artık adına ne derseniz. Dolayısıyla çok içli dışlıyız bu mevzuyla. Çünkü hayatla ilgili bir anlam arayışımız var ve bizi heyecanlandıran, o normal hayatın sıkıcılığından uzaklaştıran her şeye ilgi duyuyoruz. Bu teknolojiyle özellikle heyecanlanıyoruz. Aynı zamanda işte uzaylıların olabileceği ihtimalinden vesaire. Bu güdümüz aslında sinema gibi bir sanat dalına da bulaşıyor ve ilk örnekleri aslında birazdan listelerimizde de var. Onları konuşacağız. İlk örnekleriyle beraber bir anda insanların o kadar ilgisini çekiyor ki bilim kurgusuz bir sinema düşünülemez hale geliyor. Hala en popüler türlerden biri. Siz de biliyorsunuz. Peki nasıl fantastik türünden ayıracağız bilim kurguyu? Nasıl anlayabileceğiz? Ondan bahsetmek istiyorum. Fantastik türü aslında gerçeklikle bağlantısı olmayan, gerçeküstü filmlerin konularını içerir. Mesela Harry Potter'ın gerçeklikle bir bağlantısı var mı? Yok. Çünkü büyücüleri anlatıyor vesaire. Sıfırdan bir dünya yaratılmış. Keza Yüzüklerin Efendisi'nde de elfler, orklar gibi yeni türler var. Bu tasarılar aslında gerçek dışı tasarılar ve gerçekte var olmayan tasarılar. Dolayısıyla hani bir bilim üzerine de geliştirilmiş türler değil. Sıfırdan dizayn edilmiş türler. Böyle olunca ha fantastik tür diye geçiyor bu bahsi geçen filmler ve işte sinema anlayışı. Peki bilim kurgu nasıl olur? Bilim kurgu yapan şey, yapan unsur nedir bir filmi? Bilimin esaslarını kullanarak gerçekçiliğe ve mantığa dayalı aslında filmlerden söz edebiliriz. Yani mesela bir teknolojinin iyice gelişmesiyle beraber ortaya bir icat çıkması, o icat dolayısıyla normal sıradan dünyamızın değişmeye başlaması bir bilim kurgu konusudur. Yani teknolojinin bizim üzerimizde veya hayat üzerinde yaptığı değişikliklerle senaryomuz şekilleniyorsa bu bilim kurgudur. Yani aslında gerçeğe uygun mu veya hiçbir bağı var mı gibi düşünerek bilim kurgunun fantastik olanı arasındaki farkı anlayabiliriz. Biz daha çok işin bilim kurgu kısmını konuşacağız. O yüzden bugün bu yönde bir hazırlığımız oldu. Top 10 listelerimiz var. Bu listeleri de bu arada iyi filmler, işte en iyi filmler şeklinde yapmadık. Daha çok insanların öneri olarak alabileceği, çok kenarda köşede kalmış, ilginç bulabileceği filmleri koymaya çalıştık. Yani ben Çağatay'ın listesinden şu anda ne gelecek merak ediyorum ve izlemediklerim varsa not almayı düşünüyorum. Ve ilk önce 10. sıradan başlamak üzere aslında bu filmlerin önceliği yok. Tamamen hani sırasız koymaya çalıştık ama 10 filmden konuşacağız sıra sıra. Çağatay'cığım senin 10. sıranda ne var? Saldırcığım, benim 10. sıramda
Solaris var. Aslında Solaris'i almamın temel nedeni şu. 1972 yapımı bu film. Bilim kurgu furyasını gerçekten ciddi anlamda başlatan bir film olduğu için Solaris'i listeme aldım. Gerçekten bilim kurgu furyasının bugün ne kadar büyüdüğüne bakacak olursak aslında birçoğunu bu filme, bu 1972 yapımı Solaris'e borçluyuz. Bu yüzden ben de teknik anlamda iyi filmler almakla beraber bir mihenk taşı olarak görülen bu filmi de listemde olmasını istedim açıkçası. Bu arada aynı şeyi ben de düşündüm. Bu bağlamda iki film koydum listeme. Birazdan konuşuruz zaten. Aslında çok iyi bir örnek vermişsin. Çünkü Solaris bilim kurguyu sinema tarihinde başlatan filmlerden birisidir. Ve aslında hani bugünkü haline gelmesinde önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla koymakla önemli bir iş yapmışsın diyebilirim. Benim 10. sıramda A Space Odyssey var. Kubrick'in filmi. Bu filmi koymamın nedeni ve yani tabii ki belki de bu listedeki en iyi filmlerden birisi, belki en iyisi ama onu sıraya şöyle koydum. Bununla başlamak, aslında sinema tarihinde bununla başlatmak gibi olacağı için ilk başta bunu konuşmak istedim. Space Odyssey çok önemli film çünkü ilk kez bize uzayın ne olduğunu gösteren filmdir Space Odyssey. Yani NASA'dan gerçek görüntüler kullanılıyor filmin içerisinde ve uzayın neye benzediğini aslında büyük çoğunluğuyla insanlar bu filmde görüyorlar. Yani NASA'nın görüntüleri, o gerçeklik ve inanılmaz bir aslında dünya sunuyor bize. Bu bağlamda çok önemli bir film ve bize etkisi çok yüksek. Bu bağlamda Space Odyssey'i değerlendirmek istedim ve eğer izleyen varsa dinleyicilerimizin arasında sahneyi düşünsün. Bir uzay mekiğinin içerisinde bir sahne var. Adam koşuyor ve dönmeye başlıyor mekik. Bu aslında Kubrick'i de anlatmak adına söylüyorum. Mekik dönüyor. Yani mekik dönüyor. Adam koşmuyor ve uzay mekiğinin dönmesiyle o bütün tasarıyı, o bütün mekaniği döndürüyor Kubrick ve adam olduğu yerde aslında koşuyor. Filmi izlerseniz şayet bu sahnenin böyle olduğunu hatırlayarak bir kez daha göz atın derim. Aslında biz daha detaylı filmleri işleyeceğiz ama spoiler olmasın istedim. Çünkü hep yani izlemeyenler var. Bu bir öneri listesi sonuç olarak. Çok fazla içeriğinden bahsederek tadı kaçırmak istemeyiz. Bu bağlamda hani genel hatlarıyla konuşmaya çalışacağız filmleri. Ve en önemli filmlerden biri The Space Odyssey ile başlamak istedim. Senin 9. sıranda ne var? En 9. sıramda The Endless var. Aslında çok fazla bilinen bir film değil. Bir indie yapımı olduğu bile söylenebilir. Ancak beni izlediğimde gerçekten içeriğiyle ve ele aldığı konuyu nasıl işlediğiyle ve gizemiyle gerçekten çok tatmin etmişti. Filmin sonuyla alakalı düşüncelerim biraz karışık. Ancak filmi ufaktan özetlemek gerekirse aslında çocukluklarında ormanın ortasında bir UFO kültüne dahil olan iki tane kardeşin, iki erkek kardeşin seneler sonra gizemli bir o kültten gizemli bir mesaj almasıyla, bir video mesajı almasıyla başlıyor. Bu video mesajını alan iki kardeş de bu külte aslında geri dönüyorlar. Yani seneler sonra aslında orada bağ olan insanlara geri dönüyorlar. Bu bağlamda buradaki ormandaki ortamın aslında nasıl gerçeklikten biraz daha nasıl diyeyim? Biraz daha gerçeküstülük değil de gerçeklikten nasıl sıyrılmış olabileceğini fark ediyorlar. Ormanın belli bölümlerinde belli büstler görüyorlar ve bu büstlerin aslında ilk ne olduğunu anlamamalarına rağmen bir süre sonra aslında bu büstlerin birer kapsül geçidi olduğuna karar veriyorlar ve bu geçitlerde ormanın her tarafına yayıldığı için belli zaman dilimleri var ve bu zaman dilimleri aslında oldukça sınırlı. Bu tarz değişik bir konuyu aynı zamanda biraz gerilim tadında işlediği için benim hoşuma gitmişti dayanması. Ben izlemedim The Endless'ı. Bu arada benim gibi izlemeyen varsa not alsın, bir göz atsın diyorum ve ben notumu aldım şu anda.
Benim 9. sıram Teşekkürler. Metropolis. Metropolis var. Metropolis çok önemli bir film. Neden? Çünkü sinema tarihinin en önemli filmlerinden birisi aslında. Bilim kurgu sinemasında en önemli örneklerinden birisi. Almanya'da dışa vurumculukla beraber ortaya çıkan bir film. Sinemada ilk kez robot görmemizi sağlayan filmdir. Ve konusu bağlamında yani bir sınıf eşitsizliğini anlatması, bu kadar ciddi bir konuyu sinemaya taşıması ve bunu bilim kurgu kullanarak yapmaya çalışması dolayısıyla aslında bu listede olmayı da hak ediyor ve daha çok insanın bilmesini de hak ediyor diye düşünüyorum. Bir mihenk taşını daha söyleyerek aslında sinema tarihinin ilk noktalarına doğru değinme işini bırakacağım. Bundan sonraki filmlerim benim biraz aslında yeni dönemde çekilmiş ve insanlara ilginç gelebilecek. Aslında hani çok fazla sıkmayacak, bunaltmayacak, onların ilgisini taze tutabilecek filmlerden oluşacak. Bu şekilde sana pası atıyorum. Bu arada Metropolis'i de ben izlememiştim. Ben de kendi listeme Metropolis'i aldım. 8. sıramda birçok insanın da izlemiş olduğu Time is Money, vakit nakittir lafını gerçekten de konseptinin ortasına oturtan film olan In Time var. Justin Timberlake'in de Amanda Seyfried'la beraber oynadığı. Bu filmin konsepti gerçekten bana ilginç gelmişti. Hani gerçekten her gün kullanılan vakit nakittir sözünü az önce de söylediğim gibi konsept olarak direkt konusunun ortasına alan ve insanların zamanı para birimi olarak kullandığı bana çok ilginç gelen ve zamanında da çok severek izlediğim bir filmdi In Time. Şu gün dönüp baktığımda hakikaten izlediğim en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olabileceği aklıma geldiği için 8. sırada listemde yer aldı benim In Time. Evet, çok önemli bir film aslında çünkü baktığımız zaman bir piyasa filmi, bir klasik anlatı filmi olarak değerlendirebiliriz. Lakin zaman ne kadar önemli bir şey olduğunu belki biraz olsun bize anımsatması ile ilgili çok başka bir yerde duruyor diye düşünüyorum. Sonrasında popüler olmasıyla beraber tabii insanların ilgisi de azaldı ve onun önüne geçemeyiz. Maalesef öyle. Benim 8. sıramda Her var. Hepimizin bildiği aslında izlediği bir film. Lakin hani buraya koymamak benim kendimle çelişmem olurdu. Çünkü çok seviyorum gerçekten. Aşk gibi bir insana özel duyguyu teknolojiye nasıl bağdaştırılır? Ve aslında bir insanın yalnızlık sonucu ya da kötü deneyimler sonucu bir sanal sese dahi aşık olabileceği, bir yapay zekaya aşık olabileceği noktasında değerlendirirsek öyle özel bir film ki yani bir fiziksellikten öte olarak işliyor aşk. Yani bir görsellikten o işte milyonlarca yıldır aklımızda olan altın oran kavramından çıkartıp aşkı bir sese, bir yapay zekaya aslında sadece duyduklarını indirgeyebilen ve bunu bize inandıran, hissettirebilen bir film. Yani çünkü bilim kurgunun aslında kritik çizgisi budur. Eğer izleyiciye filmini inandıramazsan, yani ona geçiremezsen sonuç ya böyle şey mi olur la sonuçlanır. Yani o yüzden bize bu kadar samimi gelmesi ve geçirebilmesi dolayısıyla çok iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum ben. Örün. Sende var mıydı? Her benim listemde yoktu. Ancak Her bağlamında şöyle bir soru sormak istiyordum ben sana. Hani bir yapay zekaya aşık olmak ya da hatta onun sırf sesine bile bir ilgi duymaktan bahsettin. Hani biz insanlar olarak çok çok kompleks varlıklarız. Sence bu tarz duygusal hatalara yani gün içinde ne kadar düşüyoruz ya da şöyle söyleyeyim ben sorayım ben sorum. Biraz kompleks bir soru oldu. Özür dilerim bunun için ama. Estağfurullah. Önümüzde gerçekten bu bilim kurgu konularını bilim kurgu filmlerine konu olmuş konuların aynı zamanda gerçekleşebileceğini hayal edersek bu tarz duygu karmaşaları, duygu çöküntüleri, bu tarz tehlikeler bizi sence karşılayacak mı? Yani ya da ne kadar süreyle, ya ne kadar büyük bir ölçüde karşılayabilir? Ya şöyle aslında teknolojiyi ve alternatif gerçekliği insan hayatından ayırmak çok mümkün değil. Bizim podcast müfredatımızda da sanal gerçeklik ve metaverse meselesini aslında görebilirsiniz. Bugün paylaşmıştım. O konuyu ele aldığımızda daha detaylı anlatırım bunu ama sanal gerçeklik yani yeni bir dünya yaratılıp o dünyanın içerisinde daha çok
bulunabileceğimiz bir ortam hazırlanırsa orada yeni bir duygu inşası, yeni bir hayat inşası olacak. Dolayısıyla bu karmaşalar önümüzde sıkça görülebilecek gibi duruyor benim açımdan. Ama bir yandan da şöyle düşünürsek aslında bu tasavvufta falan gördüğümüz işte Tanrı'ya olan aşk işte veya insanın bir şeye inanmaya, aşık olmaya duyduğu istek, ihtiyaçtan dolayı oluşan bir durum var ortada. Yani bir yapay zekaya aşık olmak veya bir Tanrı'ya aşık olmak, bir hayvana aslında aşık olmak. Sonuçta her türüne, her varlığa bir aşk duyulabilir. Bu sadece kadın erkek ilişkisinden bağımsız değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İnsan böyle şeylere çok aslında müsait bir canlı. Shape of Water filmi vardı. Ben hiç beğenmem, çok da gömerim bilirsin. Ama orada da mesela bir yaratıkla işitme engelli bir kadının arasındaki aşkı ele almışlardı. Yani bu denemeleri yapıyoruz. Çünkü meyilliyiz. İnsan normalden sıkılır ve böyle aslında kafasında hülyalara dalar bu yönde. Uzaylılara aşk işte, yaratıklara aşk, yapay zekaya aşk gibi. Bence bize çok uzak bir şey değil. Dolayısıyla hayatta da ileriki zamanlarda bir şekilde bizde yer edebilir diye düşünüyorum. Umarım soruna cevap olmuştur. Ben soruma cevabımı aldım. Umarım dinleyenlerin kafasını çok karıştırmamışımdır. 7 numaranda aynı zamanda bir kitap uyarlaması olan benim de sinemada izlerken gerçekten çok keyif aldığım The Martian, Marslı var. Bir kere bu filmde ben Matt Damon'ın performansını gerçekten çok beğenmiştim. Jessica Chastain'in de destek aktrisi olmasıyla beraber. Bence çok dinamik ve çok güzel bir hikayeydi. Hani bir insanın senelerce orada ölü olarak bilinip sonradan aslında hayatta olduğu fark edilip senelerce Mars'ta kalması ve bu hayat mücadelesi, hayata tutunma isteğini göstermesi beni oldukça etkilemişti. Dediğim gibi yine hem ele aldığı konu hem de bu konuyu işlemesi bakımından her ne kadar orijin hikayesi bir kitaba dayansa da gerçekten çok güzel işlenmiş bir film bence The Martian. Evet, sıkça izlendi aslında hani popüler bir film sayılır Mars'ta ama hala denk gelmediyse dinleyicilerimiz not alabilirler diyorum. Benim sıradaki filmim biraz enteresan bir film. Çok iyi bir film olduğunu söyleyemem ama aslında hani teknik anlamda ya da işte eğer bağımsız sinemacı biriyseniz zevkiniz o yöndeyse sizi tatmin etmeyebilir. Temposu ile ilgili değişik meseleler var. Lakin bence konusu çok ilginç. Dolayısıyla bu listede olması gerektiğini düşündüm. Benim sıradaki filmim Equals. Equals'ın esas aldığı konu duyguların yasak olduğu bir evren oluşturmak. Ve bunu bilim dolayısıyla yapıyorlar. Bir ilaç, bir aşı gibi düşün. Duyguları yok eden bir aşı bu. Yani daha doğrusu bastıran bir aşı. İnsanlar robotik hallere giriyorlar ve bir distopya aslında. Şunu öne sürüyor film. Eğer insanlar duygudan bağımsız yaşarsa işlerine daha çok yoğunlaşabilirler, daha verimli çalışabilirler. Bu bağlamda aslında duyguları bir virüs, bir hastalık olarak görüyorlar insanların önünde. Ve duygulardan insanı bağımsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ama bu ilaçları kullanmayan ve aslında duygu hastalığına yakalanan iki karakter var filmde ve birbirlerine aşık oluyorlar. Kristen Stewart oynuyor hatta kadın karakteri. Onun yüzünün donukluğu da çok geçmiş. Yani filme aslında o duygusuzluğu ifade etmek için duygusuz rolü yapıyorlar. Çünkü eğer duygularını belli ederlerse, yani aşksız olduklarını belli ederlerse, pozitif olduklarını, popüler tabir günümüzde, belli ederlerse öldürülecekler ve sistemden çıkarılacaklar. Çünkü diğer insanlara da bu virüsü bulaştırma ihtimalleri var. Bu aslında insanı duygulardan ve hislerden tamamen çıkartıp bir makineye dönüştürmek, bir işçiye dönüştürmek için kurulmuş bir tasarı ve distopya onun üzerinden şekilleniyor. Ve iki insan duygu hastalığına yakalanırsa ve birbirlerini bulurlarsa böyle bir dünya içerisinde ne yaşayabilirler? Bunu anlatıyor efendim. Eğer izlemediyseniz Equals'ı bir denemek için, bu fikri görmeye çalışmak için izleyebilirsiniz diyorum. Ve pası sana atıyorum. Teşekkür ederim. Biliyorsun distopya hastası olduğum için ben de kesinlikle Equals'ı listeme aldım. Şimdi sen anlatırken düşündüm de
Gerçekten aslında böyle bir gelecek zaten hani distopya kavramı açısından bakarsak korkunç. Ancak hani insanlar gerçekten sadece işlerine odaklanmak, hani tırnak içinde söylüyorum bunu, işlerine odaklanmak amacıyla duyguları hastalık olarak görüp gerçekten aslında insanlığın şah damarı olarak kullandığımız duygularımızı hani sistemimizden atmak ister miydik toplum olarak? Bu gerçekten çok korkunç bir şey. Her neyse. Ben listeme döneyim. 6 numarada aslında senin hikayene benzer ancak ufak bir twistle başka bir hikayeye yönlenen bir film var. Yine aynı zamanda çok bilindik bir film. Passengers. Ancak ben izlerken gerçekten bu filmden etkilenmiştim. Hani izlemeyenleriniz varsa kesinlikle izlesinler. Gelecekte aslında başka bir dünyaya gönderilen bir insan furyasının normalde yanlış hatırlamıyorsam 135 yıl içerisinde uyanması gerekiyorken bu furyadan bir erkek 45 yıl içerisinde uyanıyor ve aslında önünde büyük bir ömür varken hayatında hiç kimse yok ve tamamen uzay gemisi bomboş. Herkes uyuyor çünkü. Bu onu tabii ki de ilk önce çok korkutuyor ancak oradaki podlardan, pod deniyor onlara, oradaki kabinlerden birinde gördüğü bir kadına gerçekten aşık olduktan sonra hayatını onunla beraber geçirmek istediğini karar verip bir süre sonra onu uyandırmaya karar veriyor. Ancak sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bunu uyandırma kararı belli bir suçluluk duygusuyla da geliyor. Ben bu kadar konuşayım isterseniz filmle ilgili. İzlemediyseniz gerçekten bakılması gereken bir film Passengers. Ya Passengers'ı bilenler varsa aslında yine bir piyasa filmi ve çok öyle büyük bir derinlik beklemeyin. Lakin şöyle bir nüans var filmde. Etik konusuna çok güzel değiniyor. Yani bir yolculuk ederken kazara uyanmış bir adamın yalnızlık hissinden dolayı dayanılmaz bir his çünkü. Birini daha uyandırıp o aslında yolda ölecek zaten. Yani o kadar sürede yaşaması mümkün değil. Varamayacak sonuçta. Birini daha varamayıp hayatını gemide sonlandırmasına cesaret edecek kadar etik dışı davranması ile ilgili bir film ve siz olsaydınız onun yerinde yapar mıydınız? Birini uyandırır mıydınız? Yoksa yalnızlıkla geçen bir ömrü mü tercih ederdiniz? Bu çok güzel bir etik tartışma ve belki bunun hatırına bile izlenebilecek bir film olduğunu düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle o ikiliye değinmesi çok hoş. Ve senin de dediğin gibi aslında insanın kendi içindeki duygularını ve kendi kendine şöyle bir check etmesini, kendine içine dönüp bakmasını, kendine bu soruları sormasını da vesile oluyor gerçekten. Altıncı sırada mıyız? Evet, 6. sıradayız. Benim altıda koyduğum film senin çok sevdiğin filmlerden biri. O yüzden muhtemelen film senin listende daha yüksektedir. Öyle tahmin ediyorum ama Upgrade'i koydum. Var değil Kesinlikle evet. mi? Ya bildiğim için Upgrade'i daha çok senden dinlemek isterim. Sırası geldiğinde. Ben kendimce bir şey söyleyeyim şimdilik. Aslında bir kaza sonucu hareket kabiliyetini ve işte omurilik sistemindeki kabiliyeti yitirmiş bir adamın bir çip yerleştirilmesiyle robotik bir şekilde tekrar yürüyebilir hale gelmesi aslında ve normal bir insandan daha güçlü, daha gelişmiş eylemler göstermesi bağlamında bir film. Ve sonunda o çipin aslında nerelere gidebileceği diyeyim spoiler vermeden konusu filmin ve çok önemli bir film. O çipleneceğiz mevzusu vardır ya işte ulan Covid aşısı bizi çiplemeyi hedefliyor, bizi yönetecekler falan. Hani bu gibi konulara takık biriyseniz bunları düşünüyorsanız bu film sizin için ayrı bir yerde durabilir diye düşünüyorum. O çipin etkilerini güzel ifade eden bir film. Daha çok sana bırakacağım bu filmi. O yüzden sıradaki Tamamdır. Ben de zamanı gelince o filmle alakalı uzun uzun konuşacağım büyük ihtimalle zaten. Benim beşinci sıramda gerçekten beyin yakan ve paralel evren kavramını bence
Başından sonuna çok güzel ele alan bir film var. Coherence. O. Bilmiyorum senin listende var mı Coherence ama benim gerçekten de hani paralel evren kavramını dediğim gibi en kapsamlı ve en iyi şekilde gördüğüm filmlerden bir tanesi. Özellikle filmin belli kısımlarındaki sembolik ipuçlarını yakalayabilirseniz işi çok daha iyi çözebilirsiniz. Çok daha erken çözebilirsiniz. Ama aslında biraz da kafanızı kurcalamak isteyen bir film açıkçası. Bu tarz bir film Coherence. Yani ben gerçekten çok severek izlemiştim. Ben izledim Coherence'ı. Seninle de konuşmuştuk daha önce zaten ama çok beğenmemiştim. Sen daha çok beğenmiştin. O yüzden ben listeme koymadım. Ama bir kuyruklu yıldız dolayısıyla oluşabilecek bir bilimsel değişimle beraber karşımıza neler çıkabileceğini anlatıyor diyeyim efendim. Eğer bu tip konulara ilgiliyseniz bir göz atmanızda fayda var diyeyim. Ve benim 5. sıramdaki filme geçeyim. Ben 5'e Time Trap'i koydum. Time Trap'i izlemiş olan var mı aranızda bilmiyorum ama öyle çok bilindik, çok her yerde görebileceğiniz bir film değil. Aşırı önemli bir film de olduğunu söyleyemem ama ilginç bir konusu var. Bir bölgede, bir mağarada zamanın izafi hale gelmesiyle ilgili bir film. İzafiyet teorisinin gereklerini kullanıyor. O esasa dayanıyor. Orada zaman farklı akıyor ve dışarıda geçen süre çok uzun bir süreyken içeride çok kısa bir süreye tekabül ediyor. Ve o oraya giren bir karakteri anlatıyor film. Daha sonrasında onu arayarak peşinden gelen karakterlerin de oraya gelmesiyle devam ediyor. Ve ilginçliği şu ki Time Trap'teki o zaman tuzağı diye nitelenen yerdeki o mağaradaki bölümde ilk çağdan insanlar da var, uzaylılar da var. Uzaylılar demeyeyim hatta hani gelişmiş insanlar, uzaya çıkmış insanlar var. Ve her çağdan insanı bir arada görmek o çok ilginç aslında ve bir nevi onların survive etmesiyle ilgili. Çünkü orada mağaradalar, sıkışmış haldeler ve birbirleriyle bir münakaşaları oluyor. Bir hedefleri de var zaten orada mağarada bir şey var onu arıyorlar. O kadar türden insanı, o kadar farklı zaman diliminden insanı bir arada görmek ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. O yüzden listeye koymak istedim. Zaten hani Matrix, Interstellar, işte Arrival, Source Code belki. Yani böyle filmleri hepimizin izlediğini tahmin ediyorum. O yüzden daha çok hani hiç duymayacağınız filmleri seçmeye çalıştım. Time Trap'te onlardan biriydi. Gerçekten çok ilginç bir konuyu ele alıyormuş. Ben hani Time Trap'i daha önce duymamıştım. Çok sağ ol, listeme ben de eklemiş oldum. Seninle de konuşmak Hani ilginç bir şekilde. evet, bana hiç anlatmadığın dolayısıyla şu anda çok şaşırdım. Çünkü gerçekten ilginç bir konsepte sahipmiş. Ve benim sen öyle deyince direkt aklıma şey geldi. Hani insanların çok farklı gerçekliklerden geldiği, aynı zamanda hani aynı potada eritildiği, beraber yaşamak zorunda kaldığı bir yerde iletişim problemleri çok fazla olabilir. Hani bunu izlemek garip bir zevk de verebilirdi bana, bilmiyorum. Sendeyiz. Tamamdır. Dördüncü sıradaki filmim aslında diğer filmlerime nazaran, gerçi diğer filmlerim de genelde popüler filmlerde ama diğer filmlerime nazaran biraz daha popüler bir film olabilir. Aynı zamanda bir animasyon filmi de, aynı zamanda bilim kurgu açısından bakacak olursak bir animasyon filmi de gerçekten almak istiyordum. Ve düşündüğümde aklıma gelen, yani bilim kurgu temasına en uygun aklıma ilk gelen filmlerden bir tanesi Spider-Man Into the Spider-Verse oldu. Bu filmde en çok sevdiğim şey aslında bilim kurgu temalarına da bakıyorum. Ancak gerçekten görsel açıdan tam bir komik, tam bir işte çizgi roman havasıyla yaratılmaya çalışılmış. Görsel açıdan çok çok güzel, çok tatlı bir film. Hani animasyon filmlerini çok fazla sevmiyorsanız bir bakın derim. Hani fikrinizi tamamen değiştirir mi bilmem. Ancak hikaye anlatımı konusunda ve dediğim gibi görsel açıdan çok çok farklı, çok güzel bir film. Aynı zamanda Miles Morales'in de biraz hayranı olmama neden olan bir film.
Bu filmde aynı zamanda bir portal açan makinenin farklı diyarlardaki Spider-Man'leri aynı evrene getirmesi olayı var. Ancak bu konsepti de bana kalırsa bu yeni çıkan Spider-Man filminden çok çok daha iyi şekilde ve çok çok daha güzelce konuya yedirerek işliyor bence bu film. O yüzden dördüncü sıram Spider-Man Into the Spider-Verse oldu. Çok güzel bir pas attın. Ben de tamam aklımdan onu geçiriyordum ya. Hani diğer bu yeni çıkan Spider-Man'e de acaba değinir miyim falan diye. Çünkü o da aslında bir bilim esasıyla sihir tabii ki. Doctor Strange bir sihir yaparak zamanı bozuyor ama yine de orada bir mekanik alet var. Onun dolayısıyla bir teknoloji kullanıyorlar. Stark'ın teknolojisini de kullanarak birçok şeyi sağlıyorlar. Bir bilim kurgu olarak belki niteleyebiliriz o yüzden. Ama senaryosu o kadar kötü ki yani 3 dakikada yani normal bir sinema izleyicisinin yazabileceği şeyleri konu alıyor. Şimdi çok spoiler vermek doğru olur mu bilmiyorum ama hani başıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bütün her şeyin Peter'ın hayatının bozulmasıyla ilgili olması yani. Bütün zamanı sırf Peter'ın hayatı kötü bir duruma geldi diye bozuyorlar ve bütün dünyaya, o kurtarmaya çalıştıkları devamlı dünyayı sırf Peter'ın hayatı dolayısıyla kötü bir duruma sokuyorlar ve senaryo gerçekten çok kopuk, çok verimsiz bir senaryo. Dolayısıyla ben pek beğenmedim. Nostaljiyi, iyi işlemeleri ve aslında özlemiş olduğumuz karakterleri bize tekrar döndürmesiyle ama bence de bahsettiğin animasyon Into the Spider-Verse No Way Home'dan bence daha iyi bir film. Bu bağlamda belki eğer ikisini de izlemediyseniz ikisini de izleyip karşılaştırma fırsatınız olur. Bu vesileyle diyelim. Sıra bende sanıyorum. Benim Aynen öyle. dördüncü sıramda Timelapse var. Timelapse'i konuşmuş muyduk seninle? Daha önce hatırlamıyorum ama. Konuşmadık diye hatırlıyorum ben. Ben Timelapse'i çok seviyorum ve iki aslında şey var, nedeni var bunun. Birisi tek mekan filmi olması ve tek mekan bir filmde bilim kurguyu nasıl işlersin sorusuna çok güzel yanıtlar vermesi. Bu film içinde gerçekten çok güzel yanıtlar bulabilirsiniz buna dair. Çünkü konusu bir arkadaş grubunun komşularının icat ettiği bir makineyi bulmasıyla başlıyor. Bunun dışında konu tamamen bir mekanda geçiyor. Dolayısıyla tek mekan filmi. O makinenin özelliği şu, bir fotoğraf makinesi bu. Fakat yarının fotoğrafını çekebiliyor. Yani yarın olacakların fotoğrafını çekebiliyor. Nereye doğru tutarsanız. Yarın orada ne varsa onun fotoğrafını çekiyor. Çok ilginç bir fikir aslına bakarsanız. Yani bir makine dolayısıyla oluyor her şey. Ve bunu şöyle kullanıyor karakterler. O fotoğraf makinesini kendi evlerine doğru yöneltiyorlar ve gelecekten işte piyango biletinin cevaplarını almak, para kazanmak. Yani ya da işte böyle ki insani dertler için kullanmaya çalışıyorlar. Fakat sinemanın yakın bir takipçisiyseniz bilirsiniz ki efendim zamanla uğraşırsanız, zamanı bozmaya kalkarsanız başınıza kötü durumlar gelebilir. Bu filmde de elbette ki bazı şeyler oluyor. Ve zamanla ilgili sorun yaşamamak için her gün aslında kameranın olduğu yere gelip orada beklemeyi seçiyorlar karakterler ki zamanda bir sıkıntıları olmasın, gelecekleriyle ilgili bir sorun olmasın. Ve bir takım işte çatışmalarla beraber film bir noktaya gidiyor. İzlerseniz beğeneceğinizi düşünüyorum. Ve çok da aslında bilinen bir film değildir. Biz iki en iyi arkadaş olarak konuşmadığımız bir film. Benim böyle kendimce izlediğim bir film. Dolayısıyla sizin de çok duyduğunuzu sanmıyorum. Benimle olabilir diye düşünüyorum. Öneri olarak kabul ederseniz ne mutlu bana. Tek mekanda geçen bir bilim kurgu filmi kadar ilginç bir konsepti benden sakladığın için de sana ayrıca teessüf ediyorum. Yani bu kadar güzel bir konsepti hakikaten benden saklamışsın. Sağlık olsun diyelim. Ne diyelim? Benim üçüncü sıramda senin altıncı sıraya yanlış hatırlamıyorsam koyduğun Upgrade var. Upgrade gerçekten benim için çok çok özel bir film. Gerçekten
bahsetmekten oldukça zevk aldığım bir film. Filmi Lee Whannell adlı yönetmen yönetiyor. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam 2020 yapımı Görünmez Adam filmini hem yapımcısı hem yönetmeniydi, ancak kariyerini ilk başlatan film. Biraz saltık para kızacak bu konuyla alakalı konuştuğum için belki, ama 2003 yapımı James Wan'la beraber yönettikleri ve yapımcılığını yaptıkları korku serisi Testere. Ancak bu tarz bir hikaye anlatımından gerçekten sıyrılıp çok çok iyi bir distopya yazabileceğini de gösterdi bence Lee Whannell Upgrade'le beraber. Nasıl bir distopyadan bahsediyoruz? Yani hayalini kurabileceğiniz gerçekten her şeyin var olduğunu hayal edin teknolojik anlamda. İşte kendi kendilerini kullanılan arabalar, çok yüksek teknolojili binalar. Ancak şöyle bir nüans da var. Aynı zamanda belli bazı insan topluluklarının da vücutlarını belli elektronik modifikasyonlara uğratabileceğini göreceksiniz. Bu konuyu çok güzel işlemiş gerçekten Upgrade. Senin de bahsettiğim gibi STEM isimli bir çip aynı zamanda ana karakterimizi yönetiyor. Ve gerçekten işlerin ne kadar kızışabileceğini çok güzel işleyen bir film. Bu yüzden Upgrade benim listemde 3. sırada. Benim için gerçekten önemi ve özelliği çok çok büyük bir film. Benim için çok özel bir film gerçekten. Podcast'imize testereyi bulaştırdığın için ayrıca teessüf ediyorum sana. Bunu Şey, söylemekle rövanşımı almam gerekiyordu diyeyim. beraber... Hepsi söylemediğim için intikam alındı efendim, görüyorsunuz. Şöyle bir şey söyleyebilirim belki ben Upgrade'de tekrar dönersek ve sana yorum yapmak gerekirse. Aslında Venom'un Eddie ile ilişkisini görebileceğiniz bir film. Yani Stan'le ana karakterimizin o arasındaki diyalog aslında Stan'in kendi bir benliği var efendim ve kişilikle, o sahip olduğu kişilikle arasında bir takım diyaloglar gelişiyor. Bunu biraz Venom Eddie ilişkisi olarak görebiliriz. Eğer Venom'u seviyorsanız, çizgi romanlarını takip ettiyseniz Spider-Man dolayısıyla bu da belki o bağlamda ilginizi çekebilecek bir film olabilir diyelim. Benim 3. sıramda Eccles'ın yönetmeninin çektiği bir film var. Az önce bahsetmiştim duyguların gereksiz görülmesiyle ilgili bir film Eccles. Aynı yönetmenden Zoe yani Aşkın Algoritması isimli bir film daha görüyoruz. Aşkın Algoritması yani Zoe'nun temel konusu şu. Yapay zeka üreten bir adamın asistanı konumundaki Zoe'yu ana karakter kabul ediyor. Zoe kendi bunun farkında değil ve izleyici de farkında değil filmin ilk başında, ama o da bir yapay zeka. İnsan gibi görünüyor, dokusu insan gibi. Fakat aslında bir yapay zeka ve bunu aynaya bakıp gözlerindeki hareketlenmeyi görünce fark ediyor ve varoluşsal bazı problemlere giriyor. Nasıl ki insan varoluşsal problemler çekiyor, bu hayatla ilgili kendini sorguluyor, bir yerinin olduğu, bir anlamının olduğu fikrini düşünüyor. Zoe da aynı sıkıntıyı yaşıyor çünkü insan değil, insan değilse ne? Yani ben neyim sorusunu sorarak bir takım sancılar yaşıyor. Bu çok etkileyici bir fikir aslında, ama filmde beni daha çok etkileyen bir fikir daha var. En çok o yüzden aslında bu listeye koymak istedim. Bir hap icat edilmiş efendim. Bu hap yan yana biriyle oturuyorsunuz, o hapı kullanıyorsunuz ve ilk kez aşık olmuş gibi hissediyorsunuz 3 saat boyunca. Ve aslında bunu hayal ederseniz o ne güzel diyebilirsiniz o hissi yaşamak. Ama tahmin edersiniz ki her şeyin aşırısı ve bu kadar kolay ulaşılabilir hale gelmesi bir takım sıkıntılar da yaratıyor. Kamera böyle şehrin ortasında dolaşırken etrafa bir bakıyorsunuz. Böyle robot gibi birbirini izleyen insanlar var, aşık gibi. Çünkü bunaltıdan, o hayatın kasvetinden kaçmış herkes o hapı kullanıyor ve karşısındaki insana donup bakıyor. Ve aslında çok kasvetli, çok rahatsız edici bir hissiyata bürünüyor film bir anda.
Bu bana çok ilginç gelmişti ve hani tabii ki hani yine çok iyi bir film olduğunu iddia edemeyeceğim. Sonuçta bunları bilim kurgu esasıyla koyuyoruz. Ve bunu nasıl işlediğine bakıyoruz. O anlamda ilginç olabilir ve izlemeniz iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü farklı bir fikir, farklı bir düşünce size hayatınızda da bir kapı açabilir. Bu bağlamda ben Zoe'yu koymayı tercih ettim. Sen de izleme. Evet, senin 3. sıradaki film gerçekten beni şu anlamda düşündürdü. Gerçekten insanların istedikleri şeylerin fazlası onların üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini düşünmüyor bazen insanlar. Bu anlamda güzel bir örnek olmuş gerçekten. Benim 2. sıramda aslında artık kültürleşmiş ancak gerçekten de herhangi bir top 10 listesinin bana kalırsa bir parçası olması gereken bir film var. Ben Robot. Will Smith'in başrol oynadığı, çoğunuz da biliyorsunuzdur. Bu filmi benim listeme almamın sebebi gerçekten bilim kurgu havasını bana tam anlamıyla hissettiren ilk film olması. İlk izlediğimde kaç yaşındaydım tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 7 ya da 8 yaşlarındaydım ve gerçekten büyülenmiştim. Büyülenmiştim derken yine hani ütopik bir dünyadan bahsetmiyoruz. Buradaki insanların yaşadığı hayatın ne kadar amaç ve yaşantı bakımından değişebileceğini şahit olmak ve aynı zamanda robotların ne kadar insansı varlıklar olabileceklerine şahit olmak beni gerçekten etkilemişti. Bu yüzden 2 numarada Ben Robot var. İnsansı varlıkları olmasını söylediğin anda benim de aslında üçüncü filmim Zo. Bir insan olmaya çalışan, kendini insan gibi bilen hayatının başında bir yapay zeka. O anlamda belki birazcık ilişki kurulabilir. Güzel denk gelmiş diye düşünüyorum. Sıradaki filmim son, yani ilk iki filmim aslında bir animasyon. İki animasyon. Bu filmleri ben çok seviyorum ve çok kıymet veriyorum. Ve bence animasyon bilim kurgu açısından çok daha elverişli bir tür. Çünkü sınırları daha geniş. Yapabilecekleriniz daha geniş. Çünkü sonuçta bir kamerayla bir şey çekmenize gerek yok. Onu bir çizimle tasarlıyorsunuz. Dolayısıyla daha iyi örnekler oluşturabilmenizi, senaryolarınızı daha da abartabilmenize neden oluyor. Bu anlamda ilk iki filmimi bu yüzden animasyon seçtim. İkinci filmim Hello World. Merhaba Dünya. Bu filmin çok önemli olduğunu düşünmemin nedeni aslında yine hayatımızda çok yer etmiş, az önce de bahsettiğim bu sanal gerçeklik vesaire meselesini bir nebze burada görüyor olmamız ve ne halde görüyoruz, nasıl şekillerde görüyoruz. Burada çok ilginç bir fikir var. Drone dediğimiz alet kullanarak, yani tabii ki ona benzer bir şey, tam olarak drone değil ama bütün hayatı kaydediyor Hello World'deki insanlar. Bütün hayat kayıt altında ve görüntü halinde. Ve bir şekilde o görüntülerin içerisine girebilmenin yolu bulunuyor. Yani aslında bütün hayatımız kayıt altına alındığı için o kayıtların içine girerek geçmişimizdeki bir yere gidebiliyoruz. Veya işte hangi bölümüne gitmek istiyorsak hayatımızın o noktayı seçerek oraya ulaşabiliyoruz. Ve bu bir takım imkanlar sunuyor. Ve çok güzel işliyor film bunu. Ve çok aslında komik ve tatlı bir detaya bağlıyor her şeyi. Bu bütün filmin oluşturulma nedeni ana karakterin yaşlanması ve yalnız yaşıyor olması, yalnızlıktan bunalmış hepimiz olduğu gibi onu da bıktırmış olmasıyla geçmişe dönüp kendine bir kız arkadaş ayarlamak istemesi ve gelecekte o kadar yalnız olmamak istemesiyle başlıyor. Ve işte geçmişteki kendine gidiyor ve onunla diyalog halinde oluyor. Oradaki gerçeklikte ama bir hologram biçiminde karşına çıkıyor kendisinin. Ve kendiyle diyalog içine giriyor ve kendine taktikler vermeye çalışıyor. Film böyle tatlı bir detaydan çok önemli ve ilginç bir noktaya, çok hayal gücü gerektiren bir noktaya ilerliyor. Çok güzel detaylar var ve daha fazla spoiler vermeden izlemeyi size bırakıyorum. Ve beğeneceğinizi düşünüyorum. Filmin ismine bakacak olursak galiba C++ üzerinden yazılmış. Hello World. Evet, 1 numara.
Aslına bakarsanız sinematografi ve teknik anlamda çok çok iyi bir film olmasına rağmen Bir Numaram'ın biraz da duygusal bir karar olmasını değiştirmiyor bu. Hani bunu kabul ediyorum. Benim çok çok sevdiğim bir yönetmenin hani uzun metrajlı film çekmeye yeni başlamış bir yönetmenin Jordan Peele'ın ilk uzun metraj filmi Get Out. Aslında hem gerilim hem de bilim kurgu açısından filmlere baktığımızda Upgrade'de bundan biraz bahsettik. Get Out bana kalırsa sinematografi hikaye anlatımı bakımından Upgrade'den cidden üstün bir film. Oyunculuklar keza çok iyi. Daniel Kaluuya'nın gerçekten yeteneklerini gösterebildiği ilk film belki de. Bilim kurgu denmesin, bilim kurgu açısından neden baktım? Şu şekilde aslında bir beyin entegrasyonu söz konusu. Yani böyle söyleyince şimdi hani spoiler vermek istemeyerek böyle söyleyince biraz garip oluyor. Ancak iki insan arasında bir bağlantı kurarak bir insanın diğer insanı kukla halinde kullanabileceği bir kurgu hayal edin diyeyim. Bu filmi almak istememin sebeplerinden bir tanesi de sosyal mesaj kaygısı taşıyor olması. Jordan Peele özellikle kendisi Afro-Amerikan bir yönetmen ve genelde filmlerinde zaten bu film yanlış hatırlamıyorsam 2018 çıkışıydı ve o zamanlarda Amerika'da tekrar filizlenen ırkçılık olaylarını da ele almak istemişti biraz. Bu yüzden çarpıcı bir filmdi Get Out ve ben sinemada izlerken de çok beğenerek izlemiştim. Ve hem gerilim sinemasının hem bilim kurgu sinemasının çevresini biraz olsun değiştirebilecek farklı yeni bir nefes olduğunu da düşünmüştüm açıkçası izlerken. Bu yüzden Bir Numaram Get Out. Evet, senin Bir Numaran kabul ediliyorsa dinleyicilerimizin de bakmasını öneriyorum ve kendi Bir Numarama geçiyorum. Benim Bir Numaram Patama Inverted isimli bir animasyon, bir anime. Anime film. Benim için çok özel, çok kıymetli bir filmdir ve burada birinci sırayı alması tabii ki bazı nedenleri var. Sinemayı ne için izliyoruz efendim? Bizi heyecanlandırdığı için, normal hayattan uzaklaştırıp bizi şaşırtan bir gerçekliğe soktuğu için ve bunu hepimiz çocukken Harry Potter izlerken bolca yaşadık, işte o büyülü dünyaya girip sinemaya aşık oluşumuz bizi daha sonrasında bir sinefil haline getirdi belki de. Patema modern zamanlarda benim adıma, benim hayatımın modern zamanlarında bana Harry Potter etkisi yapan ilk film oldu ve daha sonrasında böyle bir şey yaşadığımı çok hatırlayamıyorum. Konusu itibariyle ve o bana gösterdikleri itibariyle büyülü dünyayla tekrar tanışıp tekrar aşık oldum aslında. Bu yüzden bu listede olmazsa olmayacak bir filmdi. Patema'yı peki bu kadar özel kılan ne? Patema konu itibariyle, bilim kurgu itibariyle bir yer çekiminin bozulmasını ele alıyor. Yani yer çekimi dışarıdan bir etkili insan eliyle bozuluyor ve birçok insan gökyüzüne düşerek hayatını kaybediyor. Yer çekimi tamamen farklı işlemeye başlıyor ve aslında o bildiğimiz bütün gerçekliği değiştiriyor film. Ve yukarıya doğru giden düşen insanlar orada bir takım dünya kurabiliyorlar ve aşağıdaki insanlar da hayatta kalanlar bir takım dünya kuruyorlar ve bu iki grup birbiriyle iletişim halinde değil ve hatta araları bozuk. Aşağıdaki grubun yukarıya bakması yasak hatta. Çocuklara yukarıya bakılmaması gerektiğini öğütlüyorlar. Yani aşağı bakarak yürümek bir alışkanlık. Dolayısıyla çok distopik, çok rahatsız edici de bir tarafı var. Bu esasların içerisinde yukarıdaki hayattan Fatima isimli bir kızın aşağı dünyaya düşmesini konu alıyor film ve oradaki H isimli diğer bir çocukla rast geliyorlar ve birbirlerine tutundukları zaman havada hareketsiz durabiliyorlar. Çünkü ikisi de farklı yer çekimine
sahipler ve havada bu onları dengede tutan bir şey haline geliyor. Dolayısıyla benim ağzım açık kalmıştı izlerken böyle bir şey nasıl olur diye. Çünkü hiç öyle bir şey düşünmüyorsunuz normal hayatınızda ve sizin karşınızda bir animasyonla beraber bunu getirebiliyorlar. Aslında işte animasyonun gücü diye tabir ettiğim şey buydu. Ve işleyişi, sonrasında bağlandığı yer ve o iki dünya arasındaki ilişki çok özel bir işlenişe sahip. Ve benim için çok kıymetli bir film. Patama'yı izlemeyen varsa sanıyorum ki çoğu insan izlememiştir. Mutlaka izlesin. En şiddetle önereceğim filmdir bu liste içerisinde. Bunun bir örneğini sinema içerisinde de görüyoruz. Patama'nın uyarlanması diyebiliriz. Upside Down filmin adı. Ve Patama'nın yaptığı etkiyi yaratır mı diye soruyorsanız yaratmaz ve beni o kadar etkileyen bir film değildi. Birçok da farklılığı var zaten. Patama gibi işlemiyor konuyu. Daha böyle hani filmi uyarlandığı için daha bir yüzeysellik hakim. Dolayısıyla benim hoşuma gitmemişti. Size de önerim Patama olacaktır. Ama diyorsanız ki ben Upside Down'u da izlerim, karşılaştırırım. Neden olmasın diyorum. Dostum sen izlemiş miydin? Ben sana çokça bahsettim bu filmden diye tahmin ediyorum. Bu da benim günahım olsun. Evet, Sam Patima'yı gerçekten çok senin için özel, çok sevdiğim bir film olarak hep lanse ettin. Ancak ben henüz izleme fırsatı bulamadım. Bu ayıbımı da ilk fırsatta izleyerek kapatmış olayım belki de. Teşekkür ediyorum ve bununla ilgili dönüşleri bana yazarsanız da mutlu olurum. Çünkü çokça konuşmayı sevdiğim bir film. Listelerimiz sona erdi. Umuyorum insanları izleyebilecek birkaç önerimiz olmuştur. Birkaç duyulmamış filmden bahsedebilmişizdir. Tabii ki hani spoiler olmasın diye çokça giremedik filmin içerisinde. Çok detaylı konuşamadık ama en azından faydalı olmuştur diye tahmin ediyorum. Çokça bizden istenen bir şeydi çünkü bilim kurgu filmi öner, bilim kurgu filmi öner. Podcast'ı buna ayırın konusu. Dinleyicilerimize biraz fan service bir bölüm yapmak istedik. Ve diliyorum hoşlarına gider. Bundan sonraki süreçte podcast'imizde acı ve mutluluk kavramları üzerine konuştuğumuz bir podcast, sanal gerçeklik üzerine konuştuğumuz bir podcast, zaman kavramı üzerine Marcel Proust ve Love, Death and Robots'un final bölümü olan Zima Mavisi'ni değerlendirdiğimiz bir bölüm olacak. Yani meselenin özüne dair konuşabileceğimiz her mesele bizim podcast konumuzdur. Dolayısıyla çok farklı konuları ele aldığımız bir süreç bizi bekliyor. Tabii ki sinema benim alanım olması dolayısıyla çokça dönüp tekrar hakkında konuşacağım bir yer ediyor hayatımda. Podcastleri de bu çokça yansıyacak. Sıkça sinema podcastleri göreceksiniz diyorum. Ve bilim kurguya dair son bir toparlama yapmak istiyorum. Sonrasında dostum senin de ekleyeceklerin olursa hem bilim kurguya dair hem de podcastimize dair onları da dinlemek isterim. Benim söyleyeceklerim aslında bilim kurgunun önemi ne olabilir insanlık için? Biz bu kadar konuştuk. Bize ne faydası var bilim kurgunun? Çünkü ilk bölümde de şunlardan bahsetmiştik aslında sinema insanı uyarması gereken, hayatı uyandırması gereken, bir işçiyi 18 saat çalışıp eve döndüğünde onu meşgul etmek, kafasını oyalamaktan ziyade niye 18 saat çalıştığını düşündürmek üzerine gerçekleşmesi gereken bir sanat dalı olarak ele almıştık. Hani bir görüş böyleydi. Bir görüş de tamamen aklını dağıtması ve rahatlatması gerektiği üzerineydi. Şimdi bu iki sinema anlayışının yanına üçüncü bir sinema anlayışı anlatmaya çalışmıştık. Peki bu üçüncü sinema anlayışında bilim kurgunun bize ne faydası olabilir? Bize ne katabilir? İnsanlar geleceği tahmin ettiriyor aslında bilim kurgu. Çünkü başımıza gelebilecek şeylerin simülasyonunu görüyoruz. Black Mirror'ın çokça yaptığı gibi. Gelecekte olabilecek ihtimaller üzerine kafa yormamızı sağlıyor ve aslında hazırlıklı olmamızı belki sağlıyor. Bu anlamda değerlendirebiliriz. Distopik hikayelerde de olası kötü şeyleri aslında bize düşündürüyor. Hayat nereye gidiyor? Ve şu an çok yüz göz olduğumuz konular ileride bizim ayağımıza dolanacak aksilikler olabilir mi? Bunları bize düşündürüyor. Dolayısıyla bilim kurgu insanın sesli düşünmesi gibi bilim hakkında. Ve bu sesli düşünceler de bizim hayatımıza hem keyifli hem de ilginç bir yön katıyor diye düşünüyorum. Bu yüzden bilim kurgunun üzerine konuştuğumuz bir bölüm ayırmak istedik. Umarım
Sevmişsinizdir, mutlu olmuşsunuzdur ve keyif almışsınızdır diyorum ve Çağatay'cığım sana bırakıyorum sözü. Çok teşekkürler dostum. Söylediklerinin çoğuna katılıyorum. Ancak bence bilim kurgu hem insanların hem hani senin bahsettiğin gibi kendi gerçekliklerinden biraz sıyrılıp başka bir dünyaya atılma ihtiyaçlarını gideren bir tür. Ama aynı zamanda hani bilim kurgu diyoruz ya, hani o bilim kavramına da biraz göz atacak olursak aynı zamanda gelecekteki gerçekliğin nereye varabileceği ile alakalı insanların tahmin yürütmesine de izin veren bir tür bana kalırsa. Hani bu anlamda çok değerli bir tür. Yani insanların atıyorum 20 sene önce saçmalık olarak gördüğü şeyler, hani şu anda mesela Instagram üzerinden podcast yapıyoruz. Ya da işte atıyorum bu podcastleri yaparken Bluetooth kulaklıklar ve atıyorum belli teknolojik aletler kullanıyoruz. Bundan 20 sene öncesinde insanlara bunlar saçma gelirken biraz da bugünkü gerçekliğe bakıp hani önümüzde neler olabilir? Her ne kadar bize saçma gelebilecek olsa da önümüzde gerçekten neler yaşanabilir? Nasıl teknolojik gelişmeler yaşanabilir? Ya da hayatlarımız, yaşantılarımız bu teknolojik gelişmeler vasıtasıyla nasıl değişebilir? Bunlara da birer örnek olduğunu düşünüyorum bilim kurgunun aynı zamanda. Bilmiyorum, aynı şeyi düşünüyor musun sen de? Biz aslında bu podcast'te spoiler vermemeye çalıştık ama bilim kurgu bize gelecekle ilgili spoiler vermeye çalışıyor diyebiliriz aslında. Çok güzel, çok güzel bir cümleydi bu arada, hakikaten. Bugünlük bizden bu kadar. Çağatay'ı benim podcast'lerimde sıkça göreceksiniz. Yine seninle bir araya geleceğiz kardeşim. Ve sohbetlerimiz daim olacaktır diye düşünüyorum. Birçok farklı konuğumuz olacak. Az önce de saydığım gibi birçok farklı konumuz olacak. Sadece sinema değil, diğer felsefi, sosyolojik meselelere de değinmeye çalışacağız. Acil durum podcastlerimiz olacak gelecekte. Yeni bir film çıktığında ya da toplumsal yeni bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzda, ya göktaşı bile düşse göktaşının meselesinin özüne dair biz konuşabiliriz efendim. O yüzden konumuz ve formatımız çok geniş. Umarım güzel şeylerle devam edebiliriz ve size daha çok keyif alacak üretimler yapabiliriz diye düşünüyorum. Dostum ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Ben sana çok teşekkür ederim. Beni tekrar konu olarak buraya aldığın için. Hoşça kalın diyoruz.